Şimdi bu sanayi kavşak projesinin şimdi en önemli kısmına geldik. Burada bir aylık bir sıkıntılı sürecimiz olacak trafiği yönlendirme açısından. Bizim sadece şu anda hani sizi çağırmamızın hem sebebi sizin aklınızda belli bir sorular olursa sorun, biz cevaplarız, hem de trafiğin biraz nasıl işleyeceğine dair size de anlatalım. Biz pazartesi ya da salı günü trafiği komple keseceğiz. Pazartesi mi, salı mı? Pazartesi ya da salı. Onun için, çünkü Gazdaş'tan da bize bir haber gelecek. Fiber hattının geçtiğini biz biliyoruz. Telekom'un fiber hattı, Sulu İdaresi'nin hattı geçiyor. Bakın, sizin köprülü kavşağınız böyle olacak. Tamam mı? Burası hastanenin istikametini düşünün. Evet. Tamam mı? Bu resmi isterseniz çekebilirsiniz. Ki ben size bunu göndereceğim maillerinize. Tamam. Tamam. Bak, bu madde bir. Burası hastaneden gelen yoldu değil mi? Evet, hastane. Bakın, burası da kavşağın altında bir nokta. Tamam mı? Şu karşıda böyle toprak görüyorsunuz ya karşıda. Yani şu bölge. Evet. Gerçi benim mouse orada görünmüyor. Evet. Orasının sanayi olduğunu düşünün, tamam mı? Tabii tamam. Ki görsellik adına o kadar şey olmaz. Burası da yine en sarayın olduğu noktadan gibi düşünün. Aynen. Bakış açısı, bakış evet. Açısı. Tamam. Bunları ben size, burası da sanayinin bitmiş hali. Şu Boztepe, Gelibolu zaten sanayi kısmı görünüyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi bakınız, burası böyle bir proje. Bunları size ben mail atacağım. Şimdi gelelim bu kapatma. Kapatma biliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi bizim hani karayollarında onaylı projemiz var. Bu onaylı projeye istinaden de pazartesi günü bir trafik aktarması yapacağız. Şimdi bizim amacımız ana yol trafiğini köprü üstüne alıp, tamam mı? Şehir içi trafiğini yan yola atmak. Ki kazalar olmasın. Şimdi bizim derdimiz, şu anda vatandaşlar şu ileriki petrolün önünden geriye doğru şuradan bir tersten geliyorlar. Farkında mısınız? Evet. Orada 3 tane girilmez levhası olduğu halde oradan giriyorlar. Alışkanlık, bu alışkanlığı yıkamadık. Normalde çevik kuvvetin önünden girilip, diğer taraftan çıkılması lazım. Zaten bu yan yoldur. Hangi yan yola girerseniz yandan girilir, böyle çıkılır. Ama bunun burada bir eski bir alışkanlık var, bunu bir türlü yıkamadık. Vatandaş da haklı mı? Haklı. Niye? Biz şimdi şu göbeği kazı çalışmasından dolayı kapattığımız için gayri resmi diğer tarafa yöneliyorlar. İster istemez de kazaya da sebebiyet veriliyor. Ama bu kavşak kapalı olduğundan bizim de yapacağımız hiçbir şey yok. Şimdi ben bu kavşağın alt kısmını kazdım. Kazısını yaptım. Şimdi bu üst kısmının da kazısını yapacağım. Gayri resmi de olsa hastane ve buraya şöyle gidiş geliş bir yol yapacağız. Geçici bir yol olacak. Tabii sonra bunu kalıcı hale getireceğiz. Çünkü biz zor olanı yapmak istiyoruz. Nedir? Trafik altında çalışacağız. Normalde ben buraları komple kapatmak istiyordum. Hiçbir tane arabayı almak istemiyordum. 20 gün, 30 gün kapatacaktım. Çalışacaktım. Fakat yani vatandaşı mağdur etmeye gerek yok. Bir 10 günlük sürede sadece geçiş yapalım diyoruz. Tamam mı? Ondan sonra da trafik altında çalışacağız. Olay budur. Şimdi en birincisi şunu görmenizi istiyorum. Gelibolu'dan gelen arkadaşlar Mecidiye ile Enes kavşağı arası var ya, oraya bir tane büyük bir levha yaptırıyoruz. Şehir merkezli girişi Enes kavşağıdır diye. Diyelim ki orayı kaçırdı. O zaman köprümüzün üstüne çıkacak. Değirmentepe kavşağının oradan şehre girecek. Ya da Kipa kavşağından orada girecek. Çünkü kütüphanenin burada, bakın burası komple benim çalışma sahamım. Bittikten sonra zaten buraya girecek. Yan yol olacak burası. Görüyorsunuz değil mi? Hı hı. Şimdi vatandaşlar mağdur olmasın diye tüm yönlendirme levhalarımızı, trafik levhalarımızı biz yaptık. Altyapımızı yaptık. Buna göre de işaretlemelerimizi pazartesi gününe kadar yetiştireceğiz. Pazartesi günü kapatacağız. Ama sizin bilginiz olsun, işleyiş her zaman çevik kuvvetin oradan yan yola girmek,
şeye gitmek istiyorsan, hastaneye gitmek istiyorsan, şöyle bakın görüyorsunuz. Bizim burada levhalarımız olacak. Otogar, hastane, Efes Sanayi Sitesi zaten var. Zaten var. Yan yola girecek, otogara girecek, yan yoldan hastaneye de gelecek, AVM'ye de gelecek. Mevcut buradan da gelip onunla çıkacak. Tersten giriş olma şansı yok. Kafa kafaya girerler. Ya bu böyle, işleyiş böyle yani. Ha benim bu arada da ana trafik köprünün üstünden çalışacak gördüğünüz gibi. Şimdi biz bu yan yolu da çalışmamız olduğu için kapatmak zorundayız. Bizim burada 2,5 metre kazımız var. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de burada çalışmalar olacaktır. Burada benim en az 20 günlük bir çalışmam var. İşte asıl sıkıntılı nokta bu. 20 günlük çalışmam var. Vatandaşlarımız şuradan ters yöle girip de sıkıntı yaşamaktansa en azından şimdi biz burada yani projenin üstünde gösteremiyorum. Yani şöyle düşünün. Bir tane alttan bir yol yapacağız. Evet. Tamam mı? Bir koridor açacağız. Bir 10 günlük süre sonucunda 10 gün süre sonucunda bakın buradan gidiş geliş bir yol vereceğiz ama stabilizden olacak, tamam mı? Bilginiz olsun. Düşünün ki buradan su hattı geçiyor. Şuradan kanalizasyon hattı geçiyor. Şuradan fiber hat geçiyor. Bir de doğalgazı sormadık. Bir de onu göreceğiz. Düşünün ki hem bu hatlar var hem bir tane koridor yapacağız. Vatandaş buradan geçecek. Bir de biz normalde de burayı projemize göre de kazacağız. 2,5 metre. Aşağıdaki kazıyı gördünüz mü? Hastanenin oradaki kazıyı. Evet. İndirdik resmen. Buraları da indireceğiz aşağı. O yüzden o seviyeyi. Aynen o seviyeyi indireceğiz ama bu sefer toplu indirmeyelim diyoruz. Toplu indirmeye kalkarsak 20 gün pert olur herkes. O yüzden bir küçük bir koridor açacağız. En azından bir trafik işlesin. Yani arkadaşlar ona yapana kadar da 10 günlük süre. Bilemediniz bir haftalık. Biraz biz de yorulmuşuz. Bir haftalık bir süre ihtiyacımız olacak. Sadece Keşan halkından anlayış bekliyoruz. Başka hiçbir şeyimiz yok. Onaylı projemizdir. Onaylı projemizdir. Hepsi karayolları standartına uygun. Şu anda mevcut trafik levhalarımızı da karayolları standartına uygun. Fakat zorluk çekiyor muyuz? Çekiyoruz. Nedir? Ters yöne ginenler inanılmaz oluyor. Evet. Evet. Yuvarlak delinatör dediğimiz delinatörlerden her yere koymamız halinde her gün kırılıyor. Her gün büyük özellikle tırların yüzünden eziliyor, geçiliyor. İnşallah da bir şey olmaz. Kazasız belasız bu işi bitiririz. Bir aylık cidden sıkıntılı bir bölgemiz var. Keşan halkından anlayış bekliyoruz. Başka bir şey değil. Yani 16 Nisan'da başlanacak. 26 Mayıs'ta gitsin yani. Anladım. 26 Mayıs'ta en azından stabilize de olsa tüm yan yolları açacağız. Ondan sonra da asfaltlama işine girmek istiyoruz. Olayımız bu. Ama burada en ufak bir şey çıksa bizim yani yağmurdur. İşte ne bileyim sel olur, bir şey olur. Ya da bir deplase işi çıkar. Bizi yorabilir. Öyle opsiyonlarımız da olunca biz gerekirse gece zaten çalışıyoruz. Bizim hedefimiz bakın ben size işin bitim tarihini az önce gösterdim. Resmi evraktır o. Ama bizim patronumuzun dediği okullar kapandığında ana arterleri bitirelim. İşte korkuluktur, otokorkuluktur, çizgimizdir. Ufak tefek aksesuarlarımız kalsın dedi. Biz de ona istinaden bu projeyi bitirmek istiyoruz. Ben bir araç ne yapacak? Hastane mesela nereden geliyor? Çarşıdan hastaneye gitmek istiyorum. Tamam. İşte ben o koridorumu açtıysam düz gidecek. Düz gidecek. Tamam. Ama şimdi bu 10 günlük çalışma süresi içerisinde o koridordan giremeyecek. Şu anki orada kazı yapacağız. Ve biz de o beyefendiler ya da o vatandaşımızı bak yukarıdan geliyor. İstiklal Caddesi miydi buranın adı? Evet. Bak İstiklal Caddesi'nden yukarıdan geliyor mu? Şu levhalarımızı görecek. İstanbul Hastane Sanayi. Şehrin içine atacağız. Yani tabiri caizse ta şey tarafından yok ben size göstereyim. Oradan yok şuradan işaretler var. Bakın şuradan gidecek. İşaretler olacak. Biz 10 günlük çalışma esasında şu yola girecek. Şu menfezden de uçak. Şurada menfezimiz yok mu? Evet. Değirmen tepe oluyor. Şu yol, sanayinin üstündeki yoldan buradan uçak çekip hastaneye varacak. Bir 10 günlük. Yani ha şu şey tarafından Abdurşavur'un oradan mezarlığın oradan Muhtar Ali Çevikel Caddesi'nden mezar şeyin üstünden aynen. Sanayinin üstünden şey bölge trafiği Şanlı kentin oradan ismini tam bilmiyorum aynen şurada Çevik Kuvvet mi ne var orada evet, bölge oradan bölge trafiği tamam yani, alt geçtin oradan evet. Şeye geçecek zaten şu anda da geçiş yok şu anda da ne yapıyor benim yan yoluma girip
tersten yani, gidip. Yan yoluma girip yine bu yola girip dönüyor. Değişen bir şey olmuyor. Hmm. Daha aslında yolu kısaltıyoruz. Yukarıdan gir diyoruz yukarıya. Bir 10 gün daha böyle. Yani bu 10 gün böyle... orası kapanacak şimdilik. Tamam. Eski cezaevin oradan geçecek. Tamam. O zaman 10 gün. Şeyden Gelibolu tarafından Keşan'a girmek isteyenler de Enes yolu kavşağı. Enes kavşağı. Levhalarımız oraya yönlendirecek diye mesela %90 o kavşağı kaçıracaktır. Emin olabilirsiniz. Tabii. Ne yapıyoruz? O kavşağı kaçıracaktır. Bu sefer de şurada levhamız olacak. Yani alışılagelmiş şu giriş kavşağı var ya. Hı-hı. Şehir merkezine ya da İstanbul'a gitmek istiyorsan kardeşim hiçbir yere girme, aynen devam et. Aşağıda. Bak buraya gelecek. Şehir merkezi, hastane, otogar levhamızı zaten görecek. Zaten şu anda da var. Şu anda da var. İlerleyen süreçte sanayiye girişte güzel yapılacak. Bir çalışma daha var. O bizim projemizde yok. Bilginiz olsun. Yani şurada şu ileride bir entegre yapılıyor. Şuradaki alanda bir çalışma var. Yani sanayiye bu kavşak kolundan giriş olmayacak. Nasıl? Kavşak. Yani şu gördüğünüz. Bu buradan bir klasik giriş, yerden giriş olmayacak. Olmayacak. Zaten bir şey daha söyleyeyim. Yani çok kot farkı var. 1.5 metre kot farkı var. Mümkün değil. Yani ileride. Kapanmasının yegane sebebini siz anlıyor musunuz? Çalışma alanının. Ondan yani bakın. İnanılmaz burada ters yöne giriş var. İnanılmaz ya. Yani evet. Farkında değil. Ölümle dans ediyor ya. Tabii. Yaşıyoruz.